Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tam tamına 3 tane şarkı yazacağız. Birincisi arkadaşlar Chuyu ve şey direkt Bangchan'ın feat'i. Ama bunlar biraz da bu yani MV'den ziyade proje gibi bir şey. Twice'ın genel olarak böyle hani yaptığı bir durum, proje tarzı. Çünkü mesela SKZ'de örnek vereyim. Player veya rekor falan tarzı şeyler yapıyor. Yani bu da Twice'a özgün bir şey. Öyle diyeyim ben size. Bangchan direkt feat olarak gelecek. Yani direkt düet olarak yapacaklar. Diğeri de 2PM. Diğer şarkısını söyleyeyim abi. Şarkısı tam olarak Korece ama anlamadım ne olduğunu. Masked albüm çıkışıydı herhalde. Şuradan bakayım abi ben direkt, yanlış olmasın. Make it'miş anlamı. Onun şarkısını izleyeceğiz. Onivden de Venuka izleyeceğiz bakalım AMV olarak. Geçen sene çıkarmışlardı biliyorsunuz. Geçen sene diyorum ya. Geçen hafta Onif şarkı çıkarmıştı. Bakalım izleyelim abi, görelim bakalım nasıl olacak, hep beraber izleyelim. Let's go. Bu arada video açmayacak kanala abone değilseniz abone olmayı, video beğenecek konusunda beğenmeyi unutmayın. Göster. Neyin var ha? Anlat. 3 dakika. Tyler Swift'in şeyini yapmıştı bu arada. Cover'ını yapmıştı. Neyi sakin. Çünkü hep şey çok farklı ya böyle. Benim eski bir yazım oluyor bu arada. Sana şu an yeni bir yazım. Böyle bir utangaç ve ne bileyim farklı bir bakışı var ya. O insana şey böyle güzel hissettiriyor. Yani çekingen bir bakışı falan var yani. Güzel hissettiriyor ama. Tatlı yani. Güzel ama kale gitti. Boyu falan da uzun ya, kendisi de uzun böyle, yüzü falan da büyük, güzel ama kız. Çok farklı böyle yani, çok ne bileyim düz bir uzak doğuya benzemiyor. Kendisi zaten görsel olarak çok üst seviyede biliyorsunuz. Grubunda görsel oluyor zaten. Çok tatlı. Oha. Ne bunun tam iş kadını yudurmuş. Çok sert yabak atmış ama. Peki. Aa, şarkı hatırladın mı bu arada? Ben şarkı hatırlamamıştım başta da. Şimdi hatırladım. Tam kendi sesine uygun bir ses şey, şarkı bulmuş bu arada. Yani kendisini nasıl belli ederim tarzı bir şey, şarkı bulmaya çalışmış ve bulmuş bence. Ve gözünü kısarak bakıyor sonra da. İşte, kamera işte bu kadar herkes yakınlaştıramaz abi kendisine. Kore büyüsü. Gerçi Kore değil ama olsun. Çanın sesi mi? Ben bir an MV'ye falan girecek sandım bu arada. Project'e falan girecek sandım. Öyle bir durdu ki ortam. Çan da ses rengi çok güzel değil mi? Ne kadar söyledi. Çok güzel değil mi ya? Böyle sürekli bakın güzel diyebileceğiniz birisi olur ya ve sürekli överseniz. Çivi de onlardan bir tanesi ya. Bir tane bakız. Hey Kids diye söyledi. Bundan beri SKZ'nin direkt hani Kids tarzı şekilde söyledi Chan. Çivi ne dedi? Spellies One mı? Bunların kendi terimleri falan mı? Önceden ben hiç bilmiyorum bu arada. Fandomuna bir şey söyledi galiba ikisi de. Fandomlarına. Şu halini çok beğendim bu arada Çivi'nin. Bayağı iyi duruyor. Kendisi de biliyorsunuz bir 72 bu oyunda. Manken gibi kadın ya.
Oğlum bu kadar çivi ben görmeye alışık değilim ya, bir saniye. Bu projektiler falan çok iyi bu arada ya. Bunların oluşması falan bayağı iyi yani. Direkt bir idolleri tamamen görüyorsunuz ya, bayağı iyi bir durum bence. Kışlar yalnız. Peki. Göz kıpımızı da aldık abi. Arasu. Evet. Sıra geldik. The Legend'a 2PM. Hands Up şarkısı benim en sevdiğim şarkısıydı. Ah, geçenlerde Taekyon dizisini bitirmiştik. Vincenzo'yu. Öncesinden de direkt dizi olarak gittiğimden söylüyorum. İsmini söyleyin. Gerçi Taekyon Dream Eye'de falan da şey yapmışlardı. İsmini söyleyin. Oynamışlardı falan çünkü. Ah, bakalım. Efsaneler efsaneler. Bir tane de reis vardı. Kimdi, ismini unuttum ya. Şimdi bakmak istemiyorum. Şeyde oynamıştı. My Secretary's Kim'de Park Seo-joon'un direkt dizisini oynamıştı. Bayağı bir aktif var. Hatta direkt kanalları falan da var. Kanallarında falan hatta bir şeyler falan da yayınlıyorlar. Bu aralar bir durgunlardı ama tekrar bir comeback attılar. Bakalım nasıl abi. Make It şarkısı olması lazım daha demin baktığımız kadarıyla. Wow, kız mı var yine lan? Ne oluyor bakalım. Biraz yaşlarını göstermeye başlamışlar bu arada ya. Ne oluyor kanka? Meteor mu düşüyor? Meteor kim acaba? Bizim çocuklar mı kanka? Must. Albüm değil mi lan Must? Bir dakika abi, merak ettim. Make it diye geçiyor. Must albüm olması lazım. Yeee, ne haber lan? Mafya. Gerçi pardon, iş sahibiydi o. Bu çocuğun sesi yani çok güzel değil mi ya? Her birinin imle durum var ya, etkileniyorum baya. Bu şey değil mi ya, Nikun değil miydi? Dur lan, çocukların ismine bakalım ya, unuttum baya baya görmeyeli. Bu hatta kimle sevgiliydi lan? Birisiyle sevgiliydi bir ara. SNS'den birisiyle sevgili miydi acaba, bir şeydi? Junkie, Nikun, aynen Nikun'muş. Wiyong, Taekyun, Lee Juno, J-Park. Dur lan, J-Park burada değil ki oğlum. J-Park çıkmadı mı oğlum gruptan? Aynen. Chansuk. Ha, Chansuk oynamış da şeyde. Kimse Kreatif bilmem dizisi dağılım söylediğim. İsmin bayağı uzun aklıma gelmiyor. What? En çok yaşını falan gösterenlerden ve en çok böyle nasıl desem, böyle yüz olarak falan yaşlandı falan hissettiğim kişi bu reis oldu ya. İsmi Junkie olması lazımdı. Junkie de okunuyor galiba. Nereden görmüştük. Sesleri çok iyi değil mi ya? Ah! Şu ortadan soldaki çocuğun sesi çok iyiydi ya. Şimdi aklıma geldi de. Oğlum etrafta insanlar ne oluyor, beni üzer misin? Çok iyi çekmişler klibi, bayağı para harcamışlar gibi duruyordu canım de. Yine birilerini öldürmeyeceksin değil mi kanka? Vincenzo'da bayağı bir leşi var o yüzden. Merak etmiyorsun.
Ne oldu lan, nereye geldik? Ben bir şey yapmadım kanka. Bu arada bunlar bütün eski şarkılarını falan böyle şeyini yapmışlar bu arada, hani stage'de falan bir sergilemişler. Bugün Manyet'te falan, Manyet olması lazım. Onlarda falan gördüm çünkü. Diğer kanallar olsun, televizyon kanalları falan olsun, hepsinde gördüm çünkü. Müzik programları falan olsun, müzik şovları falan olsun. Oha! Güzel ha. Oo, çok erkeksiz rolar yalnız ha. Yaşları falan da büyük ya böyle. Çok sert böyle büyük vibe veriyor. Oha, öldü kanka. Günün sekreterdeki halindeki böyle kibirli ve ne bileyim cimrelini falan aklıma gelince biraz tavsiye edeyim. Çocuk arkadan omuz falan atıyorlar ya. Visual. Bunun bir ara fragmanı falan izlemiştik de, gerçekten neyin fragmanıydı ya? Baya baya böyle ne bileyim korun konsolları, herkes falan bir kas falan yapmış. O hallerini falan gösteriyorlardı da. Albüm için falan mı yapmışlardı yoksa konsept amaçlı mı yapmışlardı, hatırlamıyorum. Dünya yıkılıyor ama kanka hiçbir şeyin önemi yok. Oha. Ölüyoruz kardeşim de sıkıntı yok. Peki. Abi bir şey olacak falan sandım lan yine sonlara doğru. Oni'den Veronica. Geçen hafta da Envy çıkardı direkt Oni. Bakalım bugün nasıl olmuş bu hafta. Bugün çıkan şarkısı. Gerçi bugün mü çıkmıştı bakayım. Aynen. Beğendik mi? Beğenmişiz. Hoş geldik kanka. Şimdi arkadaşlar çok tatlı lan. Ne açık hava. Band grubu sever böyle şeyler. Çocuklar iyi eğleniyor bu arada. Haa, çocuğun gülüşü çok güzel değil mi? Bu band grupların genelde vokale çok ağırlık verdikleri için ve hepsinin sesi çok güzel ya. İnsan böyle içinden ne bileyim böyle kendinden geçmiyor değil sürekli olarak ya. Çocuğun gülüşünü çok beğendim. Çocuk kimdi acaba lan? Geçen hafta izledik de hatırlamıyorum. Oğlum çocuk daha demin vokallerini gördü. Ne oluyor lan? Oha. Yetenek olaylarını çok severim ya. Bir şarkı için mesela rap yapıp da çok fazla iyi rap yapıp da çok iyi vokale falan çıkınca bayılıyorum ya. Jinsook mesela bu durumlara bir örnek sayılabilir yani. Stray Kids'deki. Etraf çok güzel yeşili bu arada. Bir de biraz efekt falan katmışlar işin içine. Ama güzel de bulmuş. Galiba yani. Çünkü çok yeşil duruyor. Bu saçları çok tatlı bu arada. Demeden edemiyorum.
Baya baya hoştu ya. Mavi'nin havasını da çok beğenemeyecektim de. Batarist de falan duruyormuş. Bunu çalmışlar lan. Ne oluyor kanka? Bunları bir de kendileri yapıyorlar ya. Yani burada mesela ne kadar çok playback yapsalardı gerçekte hani stüdyoda kendileri çalıyor yani sonuçta. İnsan bayağı hayatlar içerisinde oluyor ya. Helal, sürekli helalliyesi geliyor ya. Bayağı kendinden geçse mi diyor. Tatlıydı. Cutest. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.